Muğla'nın Milas ilçesine 53 kilometre uzaklıkta Kızılçam, Zeytin, Keçi Boynuzu ve Sakız ağaçlarının koynuna saklanmış bir dağ köyü var. Bozalan yaklaşık 500 kişilik nüfusuyla küçük bir yerleşim yeri olsa da köyün adını sınırlarının ötesine taşıyan büyük bir hazinesi var. Temel olarak tarım ve hayvancılıkla geçinen Bozalan'da dünyaca ünlü Milas halılarının en iyi örnekleri üretiliyor. Adım Ferdinaz Kayyan. Bozalan'da doğdum, büyüdüm. Annem Bozalan'da oturuyor. Annem, baba. Zeytincilik yapıyoruz. Hayvancılık yapıyorlar. Öyle geçiniyorlar. Tarla çalışmak yok. Bir zeytin var tarlada. Hani eski urak biçilirdin, harman dönürdün. Yine yok. Tütün yapan yok. İşte gençlerimiz böyle dışarı çarşıya gidiyor. İşte burada kalanlar bir halı bilenler halı yapıyor. Bilenler yapıyor. Bilmeyenler çalışıyor. Milas ve çevresi Güneybatı Anadolu'nun en önemli halı üretim merkezi. Bozalan'da da bu gelenek yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılarak bugüne ulaşmış. Köyde halılar hala geleneksel yöntemlerle ve doğal ham maddelerle yapılıyor. Okulda 5 yıl okuldum. Okuldan çıktım. İnek güttük. Tarlada çalıştık. Orak biçtik. Tütün yaptık. Sonra annemle halı dokuduk. İp boyadık. Elimizden su çekerdik. Kazanlarla su kaynatırdık. Elimize iğrerdik ipleri. İlerledik, boyadık, dokurduk. Evvel koyun tüyüne daranırdı böyle şeyler. İpler daranırdı bu yapala. Daradı, iğredik, boyadık, dokurduk için. Dadamalıyoruz. Gençlerimiz yapmıyor bari. Biz de yaşlanıyoruz. Kim dokuyacak? Yalı bitiyor. Karya'nın en önemli kentlerinden biri olan Antik Milas'ın tarihi M.Ö. 3000'lere kadar uzanır. 1261 yılında Türklerin hakimiyetine geçen kent, Cumhuriyet dönemine kadar Menteşoğulları Beyliği'nin kazası olarak kalır. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren de halıcılığıyla nam salar. Milas halılarının adına yakışır bir müzeye kavuşması ise Uzun Yuva Anıt Mezarı'nın bulunmasıyla olur. Milas'ta son 100 yılda bulunan en önemli tarihi eserler arasında gösterilen Uzun Yuva Anıt Mezarı, bir arkeoparka dönüştürülünce oluşturulan müzelerden biri de kentin en önemli kültürel miraslarından biri olan Milas halılarına ayrılır. Kral Hekatomnos'a ait 2400 yıllık mezar odasının da bulunduğu ve UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine giren Uzun Yuva Anıt Mezarı Arkeoparkı, 8 yılda önemli bir çekim merkezi haline getirilir. Kazı alanını çevreleyen özgün yapılardan biri ise Milas halılarının köklü tarihini belgeleyen bir müze olarak 2018 yılında ziyarete açılır. Tabii aslında müzeni oluşturmak kolay bir şey değil. Çünkü müzecilik bir koleksiyonculuk aynı zamanda. Dolayısıyla birikmiş eserlerinizin olması lazım. Bir birikim olması lazım. Bu amaçla da yola çıktığımızda elimizde çok fazla bir birikimimiz yoktu açıkçası yani. Fazla bir halımız yoktu. Oturduk müze müdürümüzle beraber ne yapabilirimizi kararlaştırdık. Biz biliyoruz ki Anadolu'da ölümlük dirimlik adını verdiğimiz ölen kişinin taputu üzerine bağışlanan ve bağışlandıktan sonra camiye vakfedilen, caminin malı sayılan halılar camilerimizi süslemekte. Ve insanlar öldükten sonra benim arkamdan namaz kılınsın, dua edilsin şeklinde bir anlayış olduğu için Anadolu'daki bütün camilerimiz zengin halılarla kaplıydı. Bu bağlamda hemen hemen bir yıl gibi bir süreç içerisinde sadece ve sadece Milas'ın köylerindeki envanter çalışması yapıldı. Camilerdeki halıların tespiti çalışması yapıldı. Bu halılar tespit edilirken üniversiteden ben, müzeden, müftülükten ve köy imamı ile beraber bu camilerdeki halılarımızın tespitine başladık. Pek çok camiye girdiğimizde işte genellikle halılarımızın bir kenarda yığılı olduğunu ya da bazı camilerdeki imamların biraz daha bilinçli olmasından dolayı halıları çok temiz koruyarak dürülmüş bir şekilde evlerinde sakladıklarını, muhafaza ettiklerini gördük.
Bütün bunlar aslında birazcık hem üzücü olan bir takım durumlarla da karşılaştık ama sevindirici durumlarla da karşılaştık. Özellikle işte daha bilinçli olabilme adına biraz daha öne gittiğimizi gördüm. Tabii bunun yanında çok kötü durumda olan, çok yıpranmış olan, çok bakımsız olan halılarla da karşılaştık. Bunlar adına da çok üzüldüğümü söyleyebilirim. Bu halılar içerisinde çok güzel olup ama çürümüş olan örnekler de vardı. Hani bunları müzeye kazandırmak bizim için çok zor olacaktı. Bu bağlamda içlerinden hep seçerek, titizlikle seçerek çalışmayı yürüttük. Toparladığımız halıları daha sonra tescilledik, yerinde envanterledik, belgeledik, açıklamalarını orada yaptık. Daha sonraki bu halıları müze ve müftülükteki arkadaşlarımız toparladılar ve müzeye getirdiler. Milas halıları da bölgede gün yüzüne çıkan antik kalıntılar kadar değerli bir tarih mirası. Ve tıpkı arkeolojik buluntular gibi özenle onarılmaları ve korunmaları son derece önemli. Bunun için müzenin uzman personeli özel tekniklerle her halıyı tek tek elden geçiriyor. Konservasyon çalışmaları sorun tespitiyle başlıyor. Burada da laboratuvarımıza gelen halı ve kilim eserlerin konservasyon öncesinde üzerlerinde bulunan kirlilik tabakası, herhangi bir böceklenme olup olmadığını saptamak için dijital mikroskopumuzla görüntü alıyoruz, bu görüntülerin fotoğraflıyoruz. Aşama aşama bu temizlik aşamaları dijital mikroskopla görüntüleniyor ve kaydediliyor. Bütün halıların onarım, bakım ve temizlik aşamaları Milas Halısı Müzesi bünyesinde yapılıyor. Restorasyon ve konservasyon büyük bir titizlik gerektiriyor. Bu aşamada halımızın temizliği yapılıyor. Temizlik yaparken elektrik süpürgesi belli bir ayarda ayarlanıp o şekilde monofilament yardımıyla temizliği yapılıyor. Monofilament kullanmamızın sebebi halı üzerinde bulunan ilmeklerin, çünkü hepsi eski halılar olduğu için ilmeklerin çıkma, sökülme ihtimalleri çok fazla. O yüzden monofilament kullanıyoruz ve temizliğini elektrik süpürgesiyle yapıyoruz. Ayrıca aralardaki birikmiş olan toz veya herhangi bir böceklenmeleri de şu şekilde ilmekleri kaldırarak ortaya çıkartıp bu alanları da elektrik süpürgesiyle süpürüyoruz. Tespit, kayıt ve temizliğin ardından halılar soğuk buharla düzleştiriliyor. Bu aşamada soğuk buhar makinesi kullanıyoruz. Soğuk buhar makinesiyle halımızın kullanımdan kaynaklanan kırışmış olan, kırılmış olan kısımlarının düzeltilmesi, aynı zamanda halımızı sergilendiğinde daha düzgün bir şekilde durması için soğuk buhar veriyoruz. Cam ağırlıklarla kırışmış olan kısımların veya kıvrılmış olan kısımlar düzelene kadar cam ağırlıklar altında halımızı bekletiyoruz. Müzede teşhirde sergilenecek olan halılar için yapılan bir uygulama bu. Yıkanmış, ütülenmiş bez tamamen el dikişiyle halı arkasına, halıya uygun renklerde iplerle sabitleniyor. Sabitlenme aşamasında özellikle halının düz durabilmesi için halının tam ortasına gelecek şekilde pile yapılıyor. Daha sonra dişi ve erkek cırt bantlar aynı şekilde el dikişiyle halıya sabitleniyor. Halının püsküllerinin de düz durması için püskül uçlarına da görünmeyecek şekilde cırt bantlar el dikişiyle sabitleniyor. Daha sonra halının ilerleyen zamanlarda tozlarının hem bulunduğu alana dökülmemesi için hem halıyı korumak için hem de teşhiri korumak için bu şekilde bir koruma kumaşı dikiliyor ve işlemimiz bu şekilde sonlandırılıyor. Müzenin halı varlığı teşhirdeki eserlerle sınırlı değil. Teşhir alanında kendine yer bulamayan halılar da aynı özenli restorasyon ve konservasyon sürecinden geçiyor.
müzenin deposuna kaldırılacak olan halı ve kilimler asitsiz tüpler üzerine asitsiz kağıtla rulo yapılıyor. Bu şekilde paketlenen eserler, nem oranı %50-55 arasında olan depoda yaklaşık 19-20 derece sıcaklıkta saklanıyor. Milas Halısı Müzesi, Türkiye'de içinde sadece bir yöreye özgü halıların sergilendiği ilk ve tek müze. Yüzyıllardır kök boyalarla renklendirilen Milas halısı, ıstar denen tezgahlarda yüne yün olarak çift düğüm tekniğiyle dokunuyor. Milas halıları, yörük yaşam tarzına uygun olarak başlangıçta seccade boyunda üretilmiş. Özellikle 18 ve 19. yüzyıllarda küçük ebatlı dokumalar yapılırken, tacirlerden gelen talepler üzerine zamanla boyutlar, desenler ve kompozisyonlar çeşitlilik göstermiş. Anadolu'nun pek çok yerinde, pek çok ilçesinde, pek çok merkezde halı yapılıyor ama Milas çeşitlilik anlamında, desen, motif ve kompozisyon çeşitliliği anlamında en zengin bölgelerimizden biri. Bu da onu çok özel kılan bir ayrıcalık diye söyleyebiliriz. Dokumalar birer sözsüz iletişim aracı olarak asırlar boyunca duygu ve düşünce dünyamıza aracılık etmiş, dokuma yapan kadının sevincini, acısını aktarmış. Böylece yanış denen motifler oluşmuş. Milas halısının simge motifleri arasında eşme, cıngıllı cafer, tütün yaprağı, aynalı pabuç, ala boncuk, eğmeli göllü, cılbak eğme ve ladik lalesi gibi desenler öne çıkıyor. Halıların olmazsa olmazı ise hayat ağacı. Halılar dışarıdan içeri doğru küçük su, çentik, inek sidiği, mihrap, göbek ve eğme denen bölümlerden oluşuyor. Bütün odalardaki halılar birbirinden farklı özellikler taşıyor. Hem desenlerinde, hem motiflerinde, hem de renklerinde farklılıklar var. Bu farklılıkları müzeye gelen misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz çok rahatlıkla müzemizi gezdiklerinde de fark edeceklerdir. Müzedeki bilgilendirme panolarında halının geçmişten bugüne coğrafi, tarihi ve kültürel yolculuğu da izlenebiliyor. Motif, bazı açıklamalarda motif kavramını kullandım. Genel bir kavram olduğu için, herkes tarafından bilindiği için. Ama aslında yanış, yaneş, nakış gibi terimler de motif anlamında kullanılır Türk dünyasında ve motif dünyasında. Dolayısıyla burada da yanış köylüler arasında kullanılan bir terimdir. Yanışı kullanmayı tercih ettik. Çünkü nasıl biliniyorsa yörede aslında o terimleri kullanmamız gerekir. Çünkü terimlerin farklı olması, işte çok böyle etkilenmiş olan terimlerin girmiş olması da bir terminoloji hatasına yol açıyor. Dolayısıyla aslında biz bunları hep düzelterek yaparsak daha başarılı olur diye düşünüyorum. 19. yüzyılda İngilizlerin şark halı şirketini açması, Milas'ta dokunan halının Avrupa barok tarzını yansıtmasına, kültürel geçişe ve motif çeşitliliğine yol açmış. Milas halılarında bitkisel bezemelerin artması ve halıya göbek konması da bu döneme denk geliyor. Göbekli halıların da kendi içinde farklı türleri var. Halı ve kilimler yalnızca desene değil, bölgeye göre de farklılık gösterebiliyor. Milas'ta pek çok halı köyünde halı dokunuyor. Her bölgenin, her köyün de kendine özgü bir motifi, bir deseni var. İşte mesela Karacahisar ve Bozalan en çok bilinen halı köylerimizden. Milas'ta halıcılık kültürünü sabırla sürdüren köylerden Bozalan, yalnızca dokuma tezgahında değil, ham maddenin üretiminde de zahmetli geleneksel teknikleri yaşatmaya devam ediyor. Bozalan, yüzyıllardır en kaliteli Milas halılarının dokunduğu başlıca köylerden biri olarak öne çıkıyor. Halı dokumanın en zor aşamaları, belki de renk renk yünler tezgaha dizilmeden önceki işlemler. Bir renk cümbüşü olan Milas halısında bilinen 26 renk var ve bu renklerin tamamı doğadan elde ediliyor. Doğayla iç içe yaşayan köylüler, iplik renklendirmede hemen her bitkiden yararlanmayı biliyor.
Badem dalı ve hayıt ağacından fıstık yeşili, palamut yaprağından ve pürenden sarı ve tonları, enginar yaprağı ve naneden yeşil, palamut ve cevizden kahve tonları elde ediliyor. Böyle köpüğü çuvaldığı zaman ip temizlenmiş demektir. Şu anda yıkaması bitti. Turlamaya geçeceğiz. Koyunların yapağlarının köylü kadınlarca iğlerle, kirmanlarla eğrilmesiyle elde edilen yünler, yıkanıp temizlendikten sonra yöreye özgü bitkilerin yaprak, kabuk ve köklerinden yapılan boyalarla, kimi zaman da belli bölgelerden alınan çamurla renklendiriliyor. Bozalan halıları klasik Milas desenleriyle biliniyor ve daha çok kahverengiyle sarı tonları barındırıyor. Yaprağının rengi çıkmaz için şapka atıyoruz içine. Ocakta kaynatıyoruz. Kazanlarda renk verici doğal malzemeler su ve şapla kaynatıldıktan sonra ipler de kazanlara atılacak. O kayısı yaprağı, badem yaprağı. Geçmişten bu yana yöntemler, malzemeler değişmiyor. Ama değişmeyen bir şey daha var. Bu iş her şeyden önce sabır ve alın teriyle yapılıyor. Şu anda ipimizi boyamak için palamutlarımızı katıyoruz. Kaynaması lazım. Kaynamasıyla ip olmaz. İpi katamayız kaynamayınca. Kaynaması olmaz. Bunu iyice şişesi çıkacak. İşimiz çok zor. Atıcın başında. Evet. Kolaydan bir şey yok. Her şeye emek gerekiyor. Şu anda kök boyamızı katıyoruz. Kaynamasını bekliyor şu anda. Kaynayan kazanlarda nihayet renkler belirmeye başlıyor. Sapımızı ekliyoruz. İplerimiz yani parlak olması için. İpini kapması için boyaması. Milas köylerinde halıcılığın devam etmesi, yeni nesillerin bu geleneği devralmasına bağlı. Bu da el emeğinin saygı görmesiyle, değerinin karşılığını bulmasıyla doğrudan bağlantılı. Bugün köylerde halı dokumayı bilen kadınlar orta yaşın üzerinde. Bozalan'da halı dokumayı sürdüren kadınların sayısı ise ancak iki elin parmağı kadar. Renk almış biraz ya. Biraz renk atsın şanır, şapkasın. Tamam. Yalnızca dokumayı değil, kök boyalarla halı ipi renklendirmeyi bilenlerin sayısı da her geçen gün azalıyor. Tezgahlar sessizleşiyor, bu asırlık el sanatı her gün biraz daha ıssızlaşıyor. Bir tane kök boyalı kaynayacak, bunlar oldu. Gelmiyor. Uzun kaynatma işleminden sonra kırmızı, sarı ve kahverengi ipler hazır. Ama iş bununla bitmiyor. İpler soğuyup yıkandıktan sonra tek tek ayrılıp yumaklar halinde sarılacak. Sıcağın başında sıcak ellerimizi yapışıyoruz bak iplerimize. Tek tek ayıklıyoruz. Mesela 4-5 sefer yıkıyor. Şimdi bunları yıkadıktan sonra kurdup tekrar bir daha yuma geçeceğiz, saracağız. Saracağız halı. Bundan sonra halıya asacağız, halı dokuyacağız. İşimiz çok zor. Yüzyılların kültürünü yansıtan Milas halısında hakim renk kırmızı ve sarının tonları. Bozalanlı kadınların bugün boyadıkları 3 ip de tipik Milas halısı renklerini yansıtıyor. Yoğun bir fiziksel çaba gerektiren boyama ve yıkama işlemlerinden sonra asıl iş daha yeni başlıyor. Halıcılığın her aşaması bir sabır sınavı. Saatler süren uğraşın ardından sabrın taneleri bir bir tezgaha düşüyor. Halının kalitelerini anlamak için arkasının şöyle baktığımız zaman arkasının düzgün olması lazım kaliteli halının. Bir de santimetre karedeki ilmik fazlasının fazla olması gerekir. Ve yüzünün kırkımının düzgün olması gerekir. Bu bozulmaması için bak bu üst yanı bozulmaması için burasını örüyoruz bak. Örüyoruz burasını bak bu kıyının da burasını da örüyoruz kıyı bozulmaması için. Hani yapıyoruz hani hiç bozulmaz bu eskimez bu. Hiç eskimez bozulmaz. Bunu burasını örüyoruz.
Burasına argaç geçiriyoruz, bargaç. Buraya erişi geçiriyoruz. Bu çentik. Bu desteremiz, destere halın. Bu adamalaz. Bu adamalazın gülleri. Bu arayan çiçek diye hani. Bu da adamalaz. Bu engeşimiz. Gemi suyu gemi yani. Gemi suyu diyoruz biz. Bu dipamöle, dipamölenin parmakları. Bu kelebek. Bu karanfilimiz. Şu kelebekler şuradan. Bu patla çiçeğimiz. Bu yaşılan melimiz. Halın göbeğinde yaşılan melimiz. Başka. Bu da patlıcanımız. Adamalesin patlıcanı. Bozalanlı kadınlar dokuma tezgahlarıyla konuşmaya, söyleşmeye alışkın. Istarın başına oturdular mı, başlıyorlar tıkır tıkır çalışmaya. Yalnızca tezgahlarını değil, çaylarını, sohbetlerini de paylaşıyorlar iş başında. Ha, biz emice olarak mesela yardımları seçerek, sen bana yardım edersin, o sana yardım eder. Birlikte bugün senin işini yaparız, yarın onun işini yaparız. Öyle emece emece halı dokuruz biz zaten. Halıcılıkta olsun, her işimizde biz yardımlaşmayacağız. Yine düğünümüz olsun, toplumumuz olsun, yardımlaşarak yaparız biz. O, ben sana yardım ederim, o bana yardım eder. Öyle yardımlaşmayacağız bizim işlerimiz. Eski öyle değil. Yaşlı 80 yaşında olan da dokuyordun. 70 yaşında olan da dokuyordu mesela. Çocukluktan 5 yaşındayken oturuyoruz biz bu işi halının dibine. Bir zamanlar köydeki her genç kızın altın bileziğiymiş halıcılık bilgisi. Şimdi ise halılar çeyizlerde, hediyelerde değer buluyor yalnızca. Bizim geleneklerimizde halının yeri. Mesela yazgı olarak kullanılıyor bizim halılarımız. Bütün düğünlerde gelin olacak kızlara çeyiz olarak verilir, hediyelik olarak verilir. Sevdiklerine hediye olarak verilir, ufak dokunur yani küçükler dokunur. Biz atalarımızdan, annelerimizden, ablalarımızdan öğrendik. Bizler de bizden ufak olan kardeşlerimizi öğretmeye çalıştık yani. Çalışıyoruz da daha halede. Fakat bizim burada şimdi halı işi para etmediğinden dolayı etmiyorlar. Mesela para değil ama arayıp sorun yok. Eskiki gibi dedim ya, eski tezgahlarda satardık biz halıları. Ama şimdi arayıp sorun yok. Asırların mirası bugüne bir kültür hazinesi bıraktı. Alanında bir ilk olan Milas Halısı Müzesi, bu mirasa dikkat çekmek ve ona hak ettiği değeri vermek için önemli bir adım. Milas halılarının değeri, yalnızca kalitesinden ya da uzun geçmişinden değil, bölgede bir kültür olarak yaşatılmasından da kaynaklanıyor. Bu nedenle Milas Halısı Müzesi de yaşayan bir müze olmayı hedefliyor. Etkinlik odalarındaki minyatür tezgahlar, Milas halısıyla tanışmak isteyen küçük elleri bekliyor. Onların ıstarda attıkları her düğüm, geleneği geleceğe bağlıyor, bu kültürün yarınına bir çıpa atıyor. Milas halısı, tezgahlar ses verdikçe nefes alıyor.